Abdülkerim Bardakçı'ya 2 maç ceza, Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Hak mahrumiyeti PP... cezası nedir? Ne olacak? ne olacak şimdi? Bir şey daha varmış. Ne? Okan Buruk. Ha, Okan Hoca'ya para cezası. Belli mi kaç para oldu? Hak mahrumiyeti Bardakçı cezası Bardakçı ne oluyor? Yok. Yani locadan İziremez, maç izleyemiyor? Yok yok. Locadan da mı izleyemiyorlar? Hiçbir yere gidemez. <laughs> yani akreditasyonu otomatikman iptal. Akitasyon yani bileç yani, alıp da yani, gidemiyor yani. Yok, yok yok hiçbir şekilde. yani 21 gün hak mahrumiyeti e, bardakçı iki maç ceza yani Karagümrük Beşiktaş maçlarında yok. Boy. Ha, Okan Hoca'ya da 26 bin TL ceza. Boy'de bir maç galiba değil mi? Bo bir. Boy bir. Zaten yok sevk edilmemişti boy. Evet. Değil mi Murat abi? Evet. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Boy sevk edilmedi bir maç Direkt kırmızı diyorsunuz. Yok hayır. Bir maç evet. Bir maç bir maç. Bir maç. Ya, burada e, Bardakçı 2 şey e, Erdem Bey 21 gün 26 bin TL mi demiştin Okan Burak? A? Evet. Peki başka var mı açıklanan kararlarda göze çarpan bir şey? Zaten sevklerdi bunlar. Okan Hoca yani sportmenliğe aykırı e, hareketlerden, davranışlardan, sözlerden dolayı Bardakçı'da itiraz olur mu Serkan Korkmaz düşürülmesi için? Çok zor. Olsa da bir i̇tiraz, i̇tiraz eder muhtemelen. E, evet, Tahk tahkime mi? giderler de ben de düşeceğini sanmıyorum. Yani belki Erdem Bey değil. Ben Abdülkerim'i bilerek Bey de de isteyerek, kırmızı kartlık bir sertlik yaptığını düşünmüyorum o pozisyonda. Ama kırmızı kart görmesi hani anlaşılabilir bir durum. Ee, ama iki maç öyle kritik ki Şimdi Beşiktaş'la oynayacak Galatasaray. Yerli oyuncu şeyinde. Bir evet, de yerli oyuncu hı hı. Iı, statüsünden dolayı ciddi anlamda kritik bir oyuncu. Çünkü birinci tercih. Yerli kontenjanında birinci tercih. ondan Benim sonra bildiğim, Kazımcan da sakat. Kazımcan çok, hani... çok önemli değil. Yok yok belki tercih edebilir değil mi yok, Murat yani abi? Etmez başka ismi. Yani Kazımcan veya X yapabilirsin hı. oraya. Ya Şimdi işte bu tabii iki maç ceza... Hocayı bir zorlayacak yani bu maçta tabii hoca da olmayabilirdi yarınki maçta bence para cezasıyla şey olması tabii ağır tarz. olurdu ee, yani sonuçta e, Erdem Bey'in açıklamaları da oldukça ağırdı şimdi gerçekçi olalım yani o da 21 gün değil mi? Onun evet abi 21. Yani daha fazla da belki e, çıkabilirdi çıkmamış e, sonuçta disiplin kurulu böyle bir karar vermiş. Ama yani Galatasaray'da zaten bu 8 artı 3 olayı çok ciddi derecede bir sorun, sıkıntı. E Şimdi Abdülkerim'in aynı şekilde iki maç olmaması bence hocanın işini daha da çok ciddi daha da zorlaştıracak. Yani e, şimdi bakalım e, yarınki muhtemel Galatasaray'ın evet. kadrosuna Emin var mesela Peki. yerli oyuncu olarak. Berkan var evet. yerli oyuncu olarak. Barış Alper var mesela şimdi yerli oyuncu olarak. Bu bu meseleyi konuşalım abi döndüğümüzde. Konuşalım. Reklamlar saat başı buradayız. Trabzonspor Kızıl Yıldız deplasmanında şimdi Abdullah Avcı'nın basın toplantısını ekrana taşıyalım. Dünkü basın toplantısı. Maçı kazanabileceğimizin farkındayız diyor hem hoca hem Bartra. Mark Bartra. Tabii kaliteli bir kadromuz var. Trabzonspor'un muhtemelini de verelim sevgili Aslı. Onun üzerinden de konuşalım. Trabzonspor'umuzun da grubundaki son haline de bir bakarız birazdan. Onu da hazır edersin. Uğurcan, Eren Hugo, Bartra, Larsen, Gibamen, Hamşik, Bakasetas, Trezege, Canini, Umut, Bozok. Yani bizim e, takımımızın 11'i bu şekilde. Acaba hoca bu 11'i ligede mi evirir Murat abi? Artık bu mudur sabit 11? Yok yani Gomez var hoca mi? da Hoca da, şu ekrana da rica etsek alabilir miyiz? Buralara da verirsen az. Yani hoca da rotasyon yapıyor. Ee, elindeki imkanlar ölçüsü. Tabii Fenerbahçe gibi o kadar zengin bir kadrosu yok. Ama işte Umut'u umutu rotasyonda kullanıyor. Orada tabii cezalı oyuncular olunca. Ee, ama genel olarak Trabzonspor'un kadrosunu saydığımızda 9-10 kişi... Hemen hemen artık sabit. Yani Eren'le Larsen e, bu yerlerin adamı. Eğer bir sakatlıkları, cezalı bir durumları yoksa aynı şekilde. Hugo ile Bartay'ı orada bazen de, değişiklikler yapıyor. Dens oynatıyor duruma göre. Yani Bakasitas'tan zaten vazgeçecek bir durumu yok hocanın. Hamsik'ten vazgeçecek bir durumu yok. E, Gıba Bin'i de 2-3 maçtır direkt oynatıyor. Bu sefer e, onun önüne e, orada Yusuf'u denedi, olmadı. Ömür'ü denedi olmadı. Eee iki ikisinde hafif sakatlıkları da var bildiğim kadarıyla. E, Trezeguet zaten o yerinde duruyor. O Umut'u da şeyle Maxi Gomez'le arada bir değiştiriyor. Yani Trabzonspor'un kadrosu üç aşağı beş yukarı hemen hemen 9 isim mecburen zaten oynuyor ama bir iki tane değişiklik oluyor. Tabii bugün zor bir maç. Yani aslında biz evimizde oynadığımız maçta Rak bu rakipten puan almalıydık. O zaman e, alamadık. E, şimdi böyle maçları böyle rakip 9 puanda biz 6 puandayız. Normalde bizim kazanmamız lazım. Yani bugün eğer biz bu gruptan çıkma iddiamızı, ilk iki iddiamızı devam ettirmek istiyorsak kazanmak zorundayız. Yani bu kurallar çekildiğinde bu grubun iki tane şeyi vardı. Yani bir Trabzonspor'dan bahsediyordu, bir de Monaco'dan bahsediyordu. Evet, ama bu French Varoş bir anda devreye girdi. Yani bakıldığı zaman 3 maçında kazandı. 9 puan yaptı. E şimdi çok da önemli bir avantaj elde etti. Onlar da illa ki bu avantajı kaçırmak istemeyecek. E ve dolayısıyla... Puan durumunu ver Aslı. Şimdi tabii French Varoş, onların başında bir de Rus teknik adam var. Çerçe O da çok tecrübeli bir teknik adam. Evet. Ee, başarılı bir teknik adam. Ee, o yüzden... Yani e, bugün biz Kızıl Yıldız yenersek kafamız rahat. Yani yenersek ki yenmemiz lazım. Ya yani yoksa zaten bizim gruptan çıkma şeyimiz e, olmuyor ki. Yani bir, bir şeyimiz olmuyor, bir umudumuz olmuyor. Bravo abi. Ya yani bizim buradan alacağımız e, bir beraberlik bize bir ya yani çok da bir şey kazandırmaz. Çünkü Monaco kazanırsa ki Monaco'nun kazanması ya da o, o maçta berabere bilse bizim için süper olur. Biz de ona şey, 9 oluruz. Kızıl Yıldız'ı yeneriz. 9 puanı oluşur. Son maçımız. Monaco mu? Bizim son maçımız. Evet. Bu, bu Monaco. Monaco ile iki maç yaptı. Biz Monaco ile iki maç yaptık. Şey French, Varoş. Olabilir. French Varoş. İçeride French Varoş. Deplasmanda 10 kişi kalmalarına rağmen yenmişlerdi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Zor iş ama bugünkü maç ya bence Ferenc Varoş yensin. Bence Ferhan Çoruh yensin. Hani de, yok iki, abi iki, iki yok için yok berabere berabere beraber, beraber daha iyi abi. Ya berabere daha iyi de. Monaco'yu da çok potada tutmak. Ferhan Çoruh rahatlasın bir yensin diyorum ya. Son maçtan önce çok rahat olsun. Abi şöyle e, şimdi biz 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 ya ben biz, de isterim bir tur az oynasın Trabzonspor. Ama hani şartlara bakıyorum. Monaco yenerse Feci. Ama şey, maç Trabzon'da Tra Ferhan Ya Trabzon Ferhan Oroş maçı final gibi bir maç olur. Ama Monaco bugün Ferenc Varoş'u da yenerse e, o zaman hani ikili laverajda biz Monaco'dan iyiyiz.